Sevgili minikler ve hep minnak kalanlar. Bugün dehşetül vahşet bir konumuz var. En ufak şeyden hemen korkanlar. Keşke izlemeseydim diyecek olanlar. Uykusu çabuk kaçanlar buradan hemen uzaklaşsın. Çünkü bugünkü konumuz yatak altı canavarları. Bekleyin, ben bir koridorun ışığını da yakıp geleyim. Nerede kalmıştık? Konumuzu söylüyordum en son. Konumuz yatak altı canavarları, çeşitleri ve onlardan korunma, kurtulma yöntemleri. Yatak altı canavarları. Neyden bahsettiğimi bilmiyormuş gibi yapıp, "Bu neydi kız?" yapacak olanlara baştan gülüp geçiyorum. Ve o canavar bir zamanlar senin de yatağının altındaydı, ne haber diyorum. Büyümüş olman, küçücük çocukların korkulu rüyası olan yatak altı canavarları gerçeğini değiştirmez. Sanki sen hiç 10 yaşında olmadın, 40 yaşında doğdun. Artık 16 yaşındayım ve uzun zamandır yatak altı canavarları yatağımın altını terk etti. Muhtemelen yan odada kardeşimin yatağının altındadır. Söyleyeceğim şeyleri uygularsa, ki az sonra ayrıntısını vereceğim çorap uygulamasını istisnasız her gece yapıyor, birkaç yıla kalmaz bizim evi terk edecektir. Yatağınızın altında yaşayıp, siz uyurken yataktan sallanmakta olan herhangi bir uzvunuzu, el, kol, bacak, artık Allah ne verdiyse kaparak, yatağın altındaki derinliklere, inine sürükleyip, orada sizi lime lime ederek parçalayıp öldürür. Korktun mu? Korktun değil mi? Korunmanın bazı yolları elbette vardır. Kendisinden korunmak için asla ve asla uyurken kolu, bacağı yataktan dışarı salmamak, derli toplu uyumak gerekir. En önemli tedbir budur. Sarkıtmadığınız sürece sıkıntı yok. Derli toplu yatan birini asla rahatsız etmezler. Bu tehlikeli canavarı etkisiz hale getirmenin bir diğer yolu da kullandığınız çorapları yatağın altına atmaktır. Kirli çorap kokusundan hoşlanmazlar. Fakat bu da bir risk. Canavardan kurtulayım, rahat uyuyayım derken annelerinizi canavara dönüştürebilirsiniz. Anneler ortalıkta bırakılmış çorap sevmezler. Yorganın koruyucu özelliğinden bahsetmiştik. Kollar, bacaklar yorganın altından çıkarsa canavar tarafından kapılabilir. Bu konuyu kesinleştirdik. Bakın kesinleştirdik değil mi? Tekrar anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Yalnız, duyuyorum ki bazı arkadaşlar kafasını da yorganın altına sokuyor. Her 3-5 dakikada bir oksijen girsin diye yorganı hafif bir aralıyormuş. Yanlış. Yanlış. Bu büyük bir hurafe. Öyle şey olmaz arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Yatak altı canavarlarının kafayla işi olmaz. Onlar kafayı yemez. En çok ayak severler. Sonra sırasıyla bacak, el, kol gelir. Bir de koridor canavarı ve klozet canavarı vardır. Bunların hepsinin ortak özelliği karanlığı sevmeleridir. Zaten bunların üçü kardeş. Karanlığı severler ve yalnız olduğunuzu bilirlerse daha cesur olurlar. Korktun değil mi? İşte bu kez kesin korktun. Ayrıca televizyon sesinden ve görüntüsünden korktukları için televizyon bulunan odalar güvenli mekan sınıfına girmekte olup oralarda size zarar veremezler. Ama büyükler ısrarla salonda uyumanıza karşı çıkarlar. Gerçi neye karşı çıkmazlar ki? Uyku saatinizin geldiğini, yatağınıza gitmenizi söylerler. Kanepe üstünde tatlı tatlı uyuklamaya başlayacakken birden kaçıverir uykunuz. Ya bırakın arkadaşım, uyusun orada çocuk. Nerede istiyorsan orada uyusun. Hayır anlamıyorum. Sanki kendileri hiç çocuk olmadı. O canavar kendilerine hiç musallat olmadı sanki. Belki de olmamıştır. Ama olmuştur ya, olmuştur değil mi? Mesela onlar böcekten de korkmazlar. Bizim korkuşumuzu da anlamsız bulurlar. Küçücük böcekten neden korkuyorsun diye sorarlar. Halbuki o küçücük böcek siz yanımızda olmadığınızda kocaman bir şeye dönüşebiliyor. Ve siz buna asla inanmıyorsunuz. Ah şu büyükler.
Ya mutasyona uğrarsa? Ya kocaman tüylü bir canavara dönüşürse? Hayır, bir de siz Ninja Turtles izleyerek büyümüş nesilsiniz. Bizi en iyi sizin anlamanız gerekir. Sorun belli, çözüm belli arkadaşlar. Derli toplu yatıyorsunuz. Üstünüzü güzelce örtüyorsunuz. Hiçbir şeycikler olmuyor. Ayaklara dikkat. Aman gözünüzü seveyim arkadaşlar. Ayaklara çok dikkat.